Evet değerli konuklar, bir pazardan sofraya programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta yine lezzetli yemeklerim ve çok değerli bir konuğum var. Hemen sizleri bekletmeden konuğumu davet etmek istiyorum. Bu haftaki konuğum uzman Özgür Kılıç hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra. Nasılsınız hocam? İyiyim, seni sorun, sen nasılsın? Hocam bizler de iyiyiz, yemeklerle uğraşıyoruz. Güzel. Hocam heyecan var mı? Biraz var, kamera önüne alışık değiliz. Hocam şimdi bu hafta yine lezzetli yemeklerimiz var. Hemen onların menüsünü sayayım, sizle başlayalım olur mu? Tamam, bekliyorum. Şimdi bu hafta zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Yalancı çilekli tiramisu yapacağım. Ve cacık yapacağım tabii ki de. Türk mutfağının olmazsa olmazı. Hemen hocam size çay ikram edeyim. Sonra demeyin işte geldim gelir gelmez hemen çalıştırmaya başladılar. Nasıl içersiniz hocam? Açık olsun, tek şekerli olur. Tamam hocam. Hocam burada nasıl gidiyor çalışmalar? Biraz yoğunuz, zaten geç kaldım, sizi de beklettim çekimde. Estağfurullah hocam. Şöyle hocam çayınızı ikram edeyim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hocam ben hemen başlayayım isterseniz. Çünkü biraz uzun sürecek pişmeleri. Zeytinyağlı dolma yapacağım demiştim. 2 tane domatesim var, içine rendeleyeceğim. 1 tane limonum var, tencerenin dibine koyacağım. 4 tane soğanım var. Şöyle soğanlarımı koyayım. Biber salçası ve domates salçası. İkisi toplamda 2 yemek kaşığı kadar. Hemen hemen. Taze sarımsak isteğe göre isterseniz koyabilirsiniz ama çok büyük bir lezzet veriyor. Özellikle bu mevsimde güzel oluyor, koyabilirsiniz. Ve tabii ki sarımsak başlarımız var. Şöyle göstereyim. Yani büyüklüğüne göre değişiyor. Ben taze sarımsak kullandığım için biraz fazla kullanıyorum. Çünkü keskinliği biraz daha az oluyor. Ve tabii ki olmazsa olmazımız pirincimiz var. Şöyle pirincimizi de göstereyim. Pirincimizi en son yıkayıp koyuyoruz kırılmasın diye. Şöyle şimdi ben hemen domateslerimi rendelemekle başlayayım. Hocam yemekle aranız nasıl? Yemekle görüldüğü üzere çok iyi değiliz Ayta. Zaten görüyorsun. Hocam ya ben yemek yemeyi çok severim ya. Sevmeyen insanlar böyle gelince çok değişik oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Ya sevmiyor değilim tabii. Yemek yemek hoşuma gidiyor da öyle hani doymak için yiyorum böyle hani. Yani hani kimisi böyle zevk ala ala. Bende o durum yok. Sadece böyle karnım aç kalmasın, doyayım. Hayatımı idame ettireyim yeter. Yok hocam. Biz mesela oda arkadaşım var benim, Nazlı. Yurtta kalıyorum. Gece saat 1 olsun, 2 olsun salçalı ekmek olur, makarna olur, içli köfte olur, turşu olur. Yani böyle zevk için tokuz. Maşallah. Ama yiyoruz yani. Gece yemek de zararlı aslında. Küle yapıyor diyorlar ya. Çok yapmıyor hocam. Size pek yansımıyor. Yok hocam, yanında spor yaparsanız pek yansımıyor. Ama yine de ben bir ara böyle çok ciddi kilo aldım. Sonra oda arkadaşıma dedik bir dur diyelim artık buna. Gerçi ben de çok yerim. Hani de bünye şey yapmıyor, kabul etmiyor benim kilo yani. Sürekli yerim, sağlam yerim aslında. Hocam benim kardeşim de öyle yani. 1.95 boyunda 60 kilo. Böyle arkadaşımla mesela İstanbul'a gittik, İstanbul'da okuyor. Uzaktan gördü ve şok oldu. Bunun bacakları yok diyor. Yani devrilecek gibi. Biraz da bünye meselesi tabii. Evet ama o çok yemek seçiyor hocam. Siz de seçer misiniz yemek? Yani kısmen, çok seçmemekle beraber birkaç tane seçtiğim yemek var. Patlıcan mesela hiç yemem. Gerçekten patlıcan mi hocam? Patlıcan yemeklerini. Eğer karnı yarık olursa tabii içini yerim, dışını bırakırım. Öyle bir huyum vardır. Hocam patlıcan sevilmez mi ya? Özellikle patlıcan kebabı falan Antep'te. Gerçi buraya geldiğimde, gerçi biliyorsun bir senedir buradayım. Evet, yine geldim ben Antep'e. Burada bir patlıcanın tadına baktım. Bayağı güzeldi, hoşuma gitmedi değil. Daha önce hiç bakmamış mıydınız hocam? Yani yemiştim tabii de hani bir tat lezzet alamamıştım. Buradaki yediklerim biraz daha farklı geldi. Yani belki şeyden dolayıdır. O etin suyunu iyi çekmişti patlıcan. Evet hocam. Eti bayağı içine çekmişti. Yani et yiyormuş gibi bildim, patlıcan yemiştim. Bayağı hoşuma gitmişti. Evet hocam, burada her şeyin içine koyuyorlar. Lahmacunun içine koyuyorlar. Kebabını yapıyorlar, dolmasını yapıyorlar. Biz sadece dolmasını yapardık, bir de kebabını yapardık. Öyle lahmacunun içine közlenmiş falan patlıcan koymazdık. Bizde en fazla karnıyarık olurdu. Annem en fazla karnıyarık yapardı. Onun da işte dediğim gibi kuşbaşını falan içinden ayırdık, yerdik. Hocam peki mutfakla aranız nasıl? Mutfakla aram fena değil. Daha çok eşime bırakıyorum ama hani yardımcı oluyorum kendisine arada bir. Hocam siz şimdi geldiniz ya, bir korkunuz var mı? Buraya gelen hocalarımız diyor ne olur eşime göstermeyin. Yok canım, ben ona zaten göstermeyin. Seve seve izletirim. Ondan yana sıkıntı yok da hani biliyorsun takip ediyorum programı zaten. Birkaç tanesinin montajını ben yapmıştım. Evet hocam. Hocalarımızı çok fena sıkıştırdığınızı biliyorum yani. Hocam biz sıkıştırmıyoruz, kendileri sıkışıyor. Olur mu ya, öyle bir soru soruyorsunuz ki, yok annenizin yemekleri mi daha güzel, eşinizin yemekleri hocam, mi daha güzel? Hocam size de sorayım mı sormuyorum. Hocam size de soralım o zaman. Bu programımızın geleneği oldu artık. Yani bu aslında tuzak soru. Hani annenizin yemeği mi daha güzel, eşinizin yemeği mi daha güzel? Hocam. Her ikisi de güzel yani. Hocam ama şimdi
Yani biz de şey yapmayalım, çok sıkıştırmayalım ama bir tanesi daha farklıdır. Böyle ağır basıyordur. Dediğim gibi yani ikisinin de lezzeti tartışılmayacak derecede güzel, öyle söyleyeyim. Hocam siz de kaçamak cevaplar veriyorsunuz. Ya şimdi öyle yapmak gerekiyor. Şimdi birisini översek diğeri alınır. Olmuyor değil mi hocam? Kurtarmıyor. Aynen. İkisinin arasını tutmak lazım. Hocam şimdi domateslerimi rendeledim. İçine yaklaşık 3-4 diş sarımsak rendeleyeceğim. Ben çayımı bitirdim. Bir yandan yarınca olabilirim hocam, sana. Hocam soğanlarımızı doğrayabilirsiniz. Şöyle 4 tamam. tane kuru soğan. Ağlatacaksınız beni yani şimdi. Hocam Mesut hocamız da ağlıyordu. Geldi SKS müdürümüz. Hocam diyorum ağlamayın, biz de sizi seviyoruz ama ısrarla ağladı. Fatma yaptırırken bu işi yıkıyordu önce bir, hani şey olmasın diye. Evet hocam ben de yıkıyorum. Gözler yaşlanmasın diye. Ben de yıkadım ama yine de çok o şey olmuyor ya hocam. Nasıl doğrayayım? Çok... Küp küp hocam doğrayayım? Küp küp, evet küçük küçük. Şimdi bunları burada yapacağım. Yıldız eve gidince bütün işleri bana yaptırmasın. Hocam işte hocalarımız da ondan korkuyorlar, diyorlar. Kesin o bölümü yapmadım ben. Hepsi montaj. Hocam montaj demişken, burada montaj da yok ayrıca. Hiçbir şey kesmiyoruz hocam, onu da söyleyelim. Hocam... Kendimi daha iyi göstereyim montajda olmazsa bir dahakine. Hocam biraz bize çalışmalarınızdan bahsedin. Profesyonel olduğunuz konularınızdan. Bildiğiniz üzere ben İstanbul'dan geldim zaten. Yapım şirketinde çalışıyordum. Hani eğitim alanında çok faaliyet göstermiyordum daha öncesinde. Bu piyasanın içindeydik daha doğrusu. Yemek programı da montajladım, montajlamadım değil. Bu işin en zevkli yanı, özellikle yemek programının en zevkli yanı, çekim aşaması bittikten sonra yemeği evet, arkadaşlarla paylaşmak en güzel kısmı olacak. Eminim ki kamera arkası da sabırsızlıkla bekliyor bizi. Öyle değil mi? Evet hocam ya, bittikten sonra hemen dalıyorlar yani. Hiç şey, ya eşyaları toplayalım ya yardım edelim sunucuya. Hiç. Önce yemek. Onun haricinde tabii ki sadece yemek programı değil. Televizyon kanallarına, TRT'ye özellikle yapım programlarımız oldu. Onların montajını yapıyordum. Zaman zaman çekimine de gidiyordum. Şimdi geldik buradayız. Sizinle beraberiz işte. Hocam, bilgilerimizi size aktaracağız inşallah. İnşallah hocam. Hocam şimdi... Şu an bende bir faaliyet yok. Gözlerim yaşlanmadı. Evet hocam, ben de onu diyecektim şimdi. Hiçbir şey yok sizde. Böyle olmaz. Siz hazırlıklı mı geldiniz? Bir 5 dakika sonra başlarım artık ağlamaya burada. Bir tane doğrayacaksam tamam, sıkıntı değil de birkaç tane doğrarsak gidişat. İki tane daha var. Eyvah, gidişat fena. Şöyle salçalarımız biber ve domates karışık koyuyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığından fazla, yani 2 yemek kaşığına yakın koyuyorum. Şöyle 2 çay kaşığı baharatım var. 2 karabiber, kimyon. Bu da 2 tatlı kaşığı pul biberim var. Şöyle aktarıyorum. Nane olabildiğince bol koyuyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar falan. Kübra, ben çok erken konuştum herhalde. Estağfurullah hocam. Her şey konusunda gözlerim şu anda... Yeşerdi mi hocam? Yelkenler fora oldu resmen. 1,5 çay bardağı yağ. 1,5'tan fazla da olabilir. Pirincinize bağlı biraz da aslında. Çünkü üzerine de 1,5 çay bardağı ben yağ koyacağım. Şöyle hemen hemen 2 çay bardağı yağım var. Şöyle hemen boşalan malzemelerimi kaldırıyorum. Hocam peki severek yediğiniz bir yemek var mı? Pilavı her öğün yerim yani, o derece. Şöyle sarımsağın tazelerini şöyle doğruyorum. Sonra maydanozumu doğrayacağım. Hocam ağlamadan soğanı bitirirse soğanımızı koyacağız. Birkaç gözyaşı döktüm şu anda ama inşallah Halil... Hocam siz çok iyisiniz ya. Yakın çekime girmezse... Sakın. Mesut hocamızın kulaklarını çınlatıyorum ama o bayağı kötü oldu. Sonra biz de pişman olduk yani, o kadar ağlayacağını düşünmemiştik. Hocam pek bir ağladınız. Yok, toz kaçtı da ondan. Hocamıza yakın. Bir yandan da soğanları aktarmam gereken bir yer varsa hocam buraya aktarabilirsiniz. Güzel. Şimdi ben bunu kaldırırsam... Hocam elinizle koyabilirsiniz. Şöyle Halil'e doğru yapayım da Halil belki detay girmek ister. Hocam şimdi pirinçlerimizi yıkadık. Nişastaları çıktı. Şöyle koyuyorum hemen bunu. Hocam siz de biberlerimizi tezgahın üstüne boşaltsanız. Bu arada tezgahı ve elimizi yıkadık çekimden önce, onu da söyleyeyim. Bunları de. Bunları tezgahın üzere çıkarmamı söyledin değil mi? Ben yanlış anladım. Evet hocam, yok çıkartabilirsiniz şöyle. Şöyle bir tane biberle şunları alayım hocam ben göstermek adına. Tamam. Şöyle nasıl bu hale geldiklerini. Şimdi bunu da kestim. Bunda da parmağımla yaptım. Şöyle gösteriyorum. Şöyle böyle yaparak
böyle yapabilirsiniz isterseniz. Yok ben öyle beceremem derseniz de şöyle kesiyorum. Şöyle tutunduğu yerleri alıyorum. İçini çıkartıyorum. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Tabii kafasını atmayacağız. Evet yok kafasını onu. Evet. Kafası kopanlara da üstüne domates koyacağız. Evet Kübra sen ne yapıyorsun? Ben sana soruyorum birazdan. Nasıl gidiyor öğrenci hayatı? Hocam siz de beni sıkıştırmayın intikam almak için. İyi gidiyor hocam işte. Montaj çekimler. Dersiyle aran nasıl? Fena değil dedim hocam. Halil mi idare ediyorsunuz yoksa? Yok hocam şimdi biz de yapıyoruz ama biz bir ders aldık. Allah o programı ne diyeyim. Hangisi? After Effect hocam. Ne güzel program o ya işte. Hocam şeyden çıkınca, dersten çıkınca... Unutuyorsunuz. Yok hocam unutma değil kendimi kaybediyorum. Çok hocam çok zordu ya. Salça saz geldi biraz salça ve yağ koyacağım ben. Aslında büyük bir avantaj o dersi alıyor olmanız. Zor ciddi ama faydasını zor. Görürsünüz ileride. Yani Halil bize biraz yardımcı oldu. O sevdiği için böyle şeyleri biraz daha... Hacı da anlamıyor değil. Hacı da bayağı bir... Hacı da anlıyor falan. Ama hani biz iş bölümü yapıyoruz ya hocam şimdi. Hani... İş, ya çalışırken yapın da ders esnasında iş bölümü yapmıyorsunuz. Yok ödevleri hocam. Sadece Halil'e verelim. Yok Hacı bundan çok anlıyor. Hepsini Hacı'ya verelim olayı yoktur yok inşallah. Yok hocam yok yapmadık hiç öyle bir şey yani. Şimdi istesek de yapamıyoruz çünkü... Hocam siz limonlarımı dilerseniz böyle ince ince ben tencerenin dibine koyacağım. Bu sefer ince ince değil mi? Küp değil. Evet hocam yok ince ince. Tencerenin dibine koymak için. Tamam. Bu arada lafı da değiştiriyorum. Hocam şuraya bırakayım. Ben de sizi sıkıştıracağım. Hocam eşinizin yaptığı yemekleri seviyor musunuz şimdi? Anneniz mi eşiniz mi dedik ama. İkisini de seviyorum diye söylemiştim daha önce ama bir daha söyleyeyim istiyorsan. İkisinin yaptığı da seviyorum yani sevmediğim bir olay yok. Hocam peki eşinizin işte ya yapsa da yesek dediğiniz yemeği var mı? Güveci çok güzel yapıyor. Kuru fasulye güveci. O yani o da yenir. Sağlam yenir. İkisinin arasında ne gibi fark var dersen yemekte annem çok şey yapar. Salçasız, tuzsuz yapar. Tabii yaşının getirmiş olduğu sağlık problemlerinden dolayı. Biz de vallahi yıllarca öyleydik hani salçasız, tuzsuz. Biz normalde yemeklerin öyle olduğunu zannediyorduk. Misafirliğe falan gittiğimizde bize çok şey gelirdi böyle. Ya bu ne kadar salçalı, bu ne kadar tuzlu, bu ne kadar yağlı. Yani bir müddet sonra farkına vardık ki annemiz bizim şey yapıyormuş. Hocam biz de tuzsuz yeriz. Çok tuzlu yemeyiz ama salça baharat çok koyarız hocam. Yani sağlık açısından iyi oluyor aslında. Allah sevmezmiş. Durmam. Bunlar şöyle hocam, dursun. Hocam onlar evet kenarda kalsın ben ellerimi yıkadıktan sonra. Kaşıkla doldursaydık daha mı şey olurdu sanki? Hocam elinizi sürün ne olacak elinizin benim lezzeti? Benim için sıkıntı değil de görüntü açısından diyorum. Hocam elimizin lezzeti değmeden yemek mi olur? Orası şöyle da hocam doğru. Hocam çok oldu o. Çok mu? Evet hocam şişecek o. Tamam. İyi mi? Evet hocam iyi o. Çok da bastırmayın hocam. Tamam. Bunları böyle dolduruyoruz ama evet. Çok fazla koymuyoruz çünkü şişiyormuş. Şişiyorlar evet. Hocam bunu biraz daha pratik olanı isterseniz bunu pişirerek de yapabiliyorlar. Evet, ama bu öğrencilere yönelik ya biraz ben daha. Ben onu soracaktım ya hani benim annem daha evet. Çok pirinç falan pişmiş halde yapıyordu. Şimdi burada böyle görünce. Hocam pişmiş öğrencilerimiz belki hani yapamaz diye çünkü onun ayarı su ayarı falan biraz sıkıntı. Kapaklarını kapatmamız mı gerekiyor daha sonra mı? Hocam domates bir tane domates dilimi bir tane kapak. O zaman domates şöyle dilerseniz. Yapayım. Hocam ben elimi yıkarken siz anlatın isterseniz böyle yapabildiğiniz yemekleri. Yani standart şeyler, öğrencilikten gelen şeyler. Makarnaydı, pilavdı, çorbaydı. Hani böyle çok üzerine konuşulabilecek yemekler yaptığım söylenemez. Ama dediğim gibi hani bazen eşimin yaptığı yemeklere müdahale ediyorum. Özellikle geçenlerde çok yakın bir zamanda fasulye yapıyordu. Ben biraz müdahale ettim. Pişirme aşamasında, doğrama aşamasında. Farklı bir lezzet çıktı. Kendi de söyledi de artık bilmiyorum beni gaza getirmek için mi söyledi? Sürekli ben yapayım diye mi söyledi? Hocam şöyle domateslerin bir kısmını alayım ben. Hemen yardımcı olayım. Şey mi koyayım tezgahın üstüne yok hocam koyayım. Tezgahın üstüne koyayım yıkadım buraları. Şöyle bir tane domates. Tamam. Kapağı. Direkt. Evet. Bir tane domates, kapağı. Bir tane kapak. Öyleymiş. Evet hocam kapağı olmayanlar da. Şöyle bırakayım sen yerleştirirsin. Evet hocam onu yerleştiririm. Mevzu o. Evet. Evet şimdi hocam dizdik. Dizdikten sonra hepsinin üzerine şöyle yağ gezdiriyorum ben. Daha güzel sonra su mu ekleyeceğiz üstüne? Evet hocam üstüne çıkana kadar su ekleyeceğim. Su yalnız kettle'da kaynamış sıcak su olacak. Kaynamış su ekliyoruz. Evet hocam. Peki.
Şöyle şu dolmalarını da hocam şöyle koyuyor. Kalan dolmalarımızı da diğer tencereye koyduk. Evet. Onun üzerine de hemen ona da dolma taşını koyduk. Evet hocam, dolma taşı olmayan tabak koyabilir. Dağılmaması için ben tabak koydum. Şöyle hemen bezimi alayım. Tatlımıza mı geçeceğiz şimdi? Evet hocam, hemen tatlımızın adı neydi bu arada? Çilekli yalancı tiramisu. Çilekli yabancı. Yalancı. Yalancı tiramisu. Evet hocam. Hemen evet, bu yalancı şöyle muhabbeti birçok tatlıda var. Sebep? Hocam şimdi şöyle kekle yapıyorum ben, daha çabuk hızlı emsin diye şey, kremayı. Normalde neyle yapılması gerekiyor? Normalde kedi dili bisküviyle ve mascarpone peyniriyle. Hmm, başka malzeme kullanıyoruz kullanıldığı için. Evet, labne. Mesela mascarpone yerine labne kullanıyoruz. Hı hı. Kedi dili yerine de kek kullanıyoruz. Hazır kek kalıbı. Kalıp şeklinde kek diyelim ya da. Evet, daha önceden yapmış olduğumuz kekimiz. Tabii çilekli mevsimi biliyorsunuz hocam. Olmazsa olmaz çileklerimiz var. Evet. O. Sütümüz var. Şimdi hepsini tek tek sayacak mısın yoksa? Sayacağım hocam. Tamam. Ölçülerini sayacağım ama önce suyum kaynadı. Dolmaların üzerine. Hocam yok, onu kapatın, koyun. Aa, direkt üstünden mi dökeceksin? Evet hocam. Şöyle üstünden eşit bir şekilde dağılsın diye su. Şu boş herhalde, bunu arkaya alıyorum. Şöyle bakıyorum. Yeterli. Yaklaşık kaç dakika sürecek bunun pişmesi? Hocam pirinçleri, bir saat pişer bu rahat. Pirinçleri ıslatmanız için daha uzun sürecek tabii. Evet hocam, pişirseydim pirinçleri yarım saat 45 dakikada pişerdi. Şimdi hocam 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası var. Tatlımızın yapılışına evet, geçtik hocam, bu arada değil mi? Onu belirtmedik ama. Siz böyle kendinizi yakmadan hocam tüpü yakınca. Evet biraz zorlandım bunu yakarken. Montajda o kısmı attık tabii ki, siz görmediniz. Bayağı sıkıntı oldu. Hocam şimdi montaj bilen bir hocayla yemek yapmak daha zormuş. Niye? Hocam her şeyi kesiyorsunuz, her şeyi kesiyorsunuz. Ben kesmedim ki, arkadan kestiler. Hocam bunun içine de vanilya ve şeker. Bir su bardağı vanilya ve şeker. Tamam. Vanilya bir paket. Şöyle kalsın dibinde. Vanilyası kaldı. Vuruyorum. Ve 4 su bardağı süt. Şöyle dökülüşünü arkadaşlar da görsün. Öğrendin iş ama. Evet hocam, yavaş yavaş. Ben bir de nereden, hocam... Nereden tutman gerektiğini bile öğrendin. Hazır burada mayoz açılmışken bir şeyden bahsedeceğim de. Heh. Geçen bir yemek programı siz çektiniz herhalde yine. O ekipte var mıydınız bilmiyorum. Hangisinde hocam? Kore mutfağı. Yok hocam, ben yoktum. Sen yok muydun? Yok hocam. Çekim, sadece Hacı vardı. Çekim ekibi arkadaşlar vardı. Geçen montajını yapıyorduk da Halil'le Hacı'yla şahit olduk. Bayağı bir eğlendik montajını yaparken. Yani sunucu herhalde ilk defa yapıyor sunuculuğu. Evet hocam. Yani konuğa soru soruyor, soru sorduğunun cevabını beklemiyor, dinlemiyor, sırtını kameraya dönüyor. Bayağı bir sıkıntı olmuştu montaj aşamasında da şimdi senin bu hareketlerini görünce tamam dedim. Hocam sen alıştık artık ya. Yani bir de arkadaşlar sağ olsunlar sürekli söylüyorlar falan. Hı hı. Gerçi o alıştım. O arkadaşı da şimdi burada yad ettik ama yani ilk çekimi olacak onlar belki. Senin ilk bölümün belki daha kötüydü bilmiyorum. Tabii ki de hocam, yani kesinlikle öyleydi. Şöyle bıraksak. Hocam şimdi labne peynirimi koymadım çünkü labne peynirimi en son koyacağım. Tamam. Soğuduktan sonra kremam. Şöyle tabağımın altına bunu koyabileceğim mi diye düşündüm de yok, şöyle daha iyi. Şöyle kekimi ıslatacağım şimdi kremam pişerken. Bir yandan da karıştırıyorum topaklanmasın diye. İstersen onu ben buraya alayım, sen karıştır da. Hocam ıslatabilecek misiniz ama? Deneyelim. Yarısını hocam eşit bir şekilde. Kaşıkla dökeceğim değil mi? Evet, yoksa hocam, direkt ama bardakla dökersem sıkıntı. Yok yok hocam, kaşıkla döküyorsunuz ama hepsini eşit bir şekilde. Tamam, bir sıkıntı yok. Her zaman yaptığım iş zaten diyormuşuz. Hocam biraz önce şimdi elimi yıkarken size dedim. Ben daha bir şey söylemeden siz döküldünüz. Vallahi hocam biraz ne olacak bu haliniz? İçimde varmış demek ki. Kimse sormayınca. Hocam sonra da diyorlar ki Kübra sıkıştırıyor. Ben şahidim, ben de söylüyorum zaten. Evet, sen sıkıştırıyorsun. Hocam ben bir şey demeden siz döküldünüz. Tam o benlik bir şey yani ama diğer konuklarımıza, hocalarımıza... Yo hocam hiçbir şey yapmadım bayağı ben. Bayağı çektirdin yani, ben şahidim. Kabul ediyorum, bazı hocalarımız da Ramazan Hoca'yı çok sıkıştırdım. Sanırım bu da tamam. Şöyle şunu altına geçeyim. Şu tabakla ben ters çevirmek isterdim de şimdi... Yok hocam, kremasını koyacağım arasına. Hocam siz çilekleri doğrayın küçük küçük böyle. Şöyle şu o zaman. Büyükleri var ya hocam, tamam. Şunları doğrayın. Yine bunları da dilim dilim yapıyorum değil mi? İnce dilim evet dilim. Hocam, böyle ince ince.
Halil, sana döndüm. Hastanın ortasına koymak için. Hocam şimdi sürekli söylüyorsunuz belki. Hı. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Neyi? Hocam bir de şunun altını kısabilir misiniz? İkisinin de altını kısalım hocam. İkisinin de altını kısalım. Şu bir, şu iki. Kapatmadım değil mi? Yok hocam, tamam. Tamam değil mi? Evet hocam. Şey hangi diyordu? Montaj programlarını yapıyorsunuz? Şimdi sürekli kesiyorsunuz. Hangi programda kesiyorsunuz? Yani piyasada kullanılan birçok programa şu an hakimim. İsim vermem gerekirse tabii Adobe Premiere var. Edius var. Onun haricinde Final Cut var. Onlar kullanıyor daha çok piyasada zaten. Şu anda bunların hepsine hakimim. Okulda da arkadaşlara yardımcı oluyorum zaten. Sağ olsunlar, geliyorlar, soruyorlar. Yardımcı oluyorum onlara da. Siz de zaten bu derslerin hepsini alıyorsunuz. Evet hocam, biz aldık. Artık bitti. Sadece hani montaj programı değil de grafik programlarına da az çok hakimim. O konuda da yardımcı olmaya çalışıyorum tabii. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa odama beklerim. Şimdi yardımcı ben söyleyeyim, olurum. Çok zor. Zor değil. Gelin yardımcı oluruz. Problem yok. Zaten hocam yapıyorsun, bu. Olmuyor. Baştan alıyorsun. Olmuyor. Ben böyle artık böyle sinirleniyordum yani. Yani olmamasının sebepleri var. Onu da işte yapamaya öğreneceksiniz. Evet hocam, yani strese giriyorsunuz bir de yapmayınca. Hani ilk başına otur oturmaz işte ben montaj programlarının diğerlerini işte dersini almıştım. Ama nasıl şimdi yapamam falan. Montaj programı ayrı, After Effects ayrı. Birisi editing dediğimiz montajlama programı, diğeri compositing. Yani efekt, işte dizayn yapabileceğimiz programlar. Evet hocam. Birbirinin mantığı zaten çok farklı. Yani tabii benzer yönleri var da dediğim gibi birisi efekt üzerine yapılan bir program. Senin zorlanma sebebin o. Belki onu da montaj programı olarak gördün. Evet hocam, ilk önce öyle düşündüm ben. Çünkü daha önce işte After Effects dersini yapmamıştım. Yani After Effects'te zaten montaj olayı yok. Hani kısım kısım çalışılıyor. Videolar evet, işleniyor. Hocam. Sonra onlar montaj programına atılıyor. Orada montajlanıyor. Yoksa hani After Effects'te 3-5 tane videoyu üst üste koyup onları peş peşe bağlayıp montajlamaya i̇şte evet, girersen sıkıntı. Ben ilk önce sıkıntı. Öyle sanmıştım. Yok. Daha sonra tabii öğrendim. Birbirinden sinirlene, farklı programlar. Sinirlene. Evet, şu anda kremamızı evet, boşalttın. Evet. Onun solmasını bekleyecek miyiz? Evet hocam, buzluğa atacağım ben bunu. Hocam bunu hemen ben buzluğa atıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar, çilekler çok güzel gözüküyor. Yeterli değil diyorsan biraz daha doğramaya devam edebilirim. Yok hocam, yeterli. Ortasına ve kenarlarına yapıştıracağım. Diğerlerini de ayıklarsanız ben salatalığımı soyana kadar. Şimdi bunu da tekrar böyle tabağa boşaltmam lazım. Hocam elinizle boşaltabilirsiniz. Hiç estetik olmuyor öyle. Dediğim gibi biraz titiz davranıyorum. Bak, söylemiştim daha önce. Hocam bence siz işin estetik konusundasınız. Hocam siz çileklerin hesaplarını ayıklarken ben... Tamam. Şimdi küçüklerinden değil mi birkaç tane? Evet hocam. Yani hepsini ayıklarsanız hocam üstüne koyacağım. Ve tabağın kenarına süslemek için. Hepsini yaparsak bu program 2 saate bitmez. Ne yaptınız hocam? O kadar yavaş mı yapacaksınız? Hayır, çok var. Yavaştan ziyade o kadar çilek kullanacak mısın? Evet, labnemizi koyduk, karıştırdık. Güzel şöyle homojen bir kıvam elde ettik. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu süreceğim. Bir kısmını tabii üstü için ayırıyorum. Pastamızın arasına yayıyoruz onu değil mi? Evet hocam, yayacağız şöyle bolca. Daha sonra üstüne çilekleri dizeceğiz. Evet, sonra da tekrar dolaba atacağız hocam. Sonra yine en üst katmana tekrar kremayı süreceğiz. Evet. Etrafına da çileklerimizi yapıştıracağız. Oo, güzel bir şey olacak. Ben bunu burada öğrenmiş olayım da belki. Sonra belki yapar mısınız? Yaptırırım. Yapmam da yaptırırım diyeyim. Nescafe ile sütle ıslattık yalnız şey kekimizi. Onu da söyleyelim. Evet. Tekrar hatırlatmak amacıyla. Arasına tabii önce meyve. Hocamın özenle meyveleri unutuyorum ben. O kadar dilimledim onları. Evet. Şunu şöyle çekeceğim. Şöyle diziyorum. Şöyle bol bol koyabilirsiniz. Hocam bu arada sizin minik bir kızınız var. Ondan da bahsedelim isterseniz. Ya Güneş. Spa'yı hatırlattın bana yine. Ben ona hep spa diyorum. Öyle seviyorum ama adı Güneş tabii ki. Güneş'in başına talihsiz bir olay geldi geçen. Hayırdır hafta. Hocam? Hayırdır? Saçını kesmiş hanımefendi. Gerçekten mi hocam? Ay Allah korumuş. Annesi bugün kuaföre götürecekti onu da. Hocam her küçük kızın yaptığı şey, ben de yapmışım onu küçükken. Kınalı yapıncak gibi oldu ya. Kızı görsen çok komik bir durumda şu anda. Şöyle üstüne azıcık tekrar daha krema koyuyorum ki kekim kaymasın. Şöyle. Son kremamızı da profesyonel döküp şekilde yaymak için. Maşanız ya da ne bileyim spatulanız yoksa
Bıçak. Bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlara doğru. Kenarlarından akabilir, hiç sorun yok çünkü kenarlarına... Süreceksin zaten oradan. Evet. Oradan. Çilekleri yapıştıracağım. Hocam Güneş mutfakla uğraşmayı seviyor mu? Güneş evin her köşesiyle uğraşmayı seviyor, öyle diyeyim. Sadece mutfakta kısıtlamamak lazım. Yani oturma odası, yatak odası, salon, aklına neresi geliyorsa her yeri dağıtıyor sağ olsun. Şu an 14 aylık. Tam evet. Çağı yani tutamıyoruz. Her yeri dağıtıyor. Hocam, bütün oyuncaklarını bütün etrafa saçıyor. Benim kuzenim de şimdi küçük, hemen hemen Güneş'le yaşadı. O 15-16 aylık. Hı hı. Hocam bir gün evde Muhammed kayboldu işte. Adı Muhammed dayımlar, bu arada. Evet. Dayımlar arıyor Muhammed nerede falan. Bu mutfak çekmeceleri de dayımların bayağı büyük. İçine mi saklamış? Evet hocam, içine girmiş yani. Mutfakta olacak hiç aklımıza gelmemişti. İyi, ses de çıkarmıyor. Orada duruyor öyle. Yok hocam, hiç ses çıkarmaz. Bazen böyle şeye giriyor. Vestiyere giriyor böyle, sürgülü kapısı. Ses çıkarmıyor. İşte böyle nasıl panik olmuşlardı. Hani dışarı çıksa çıkamaz çünkü hani kapıyı açabilecek durumda değil. Ya işte çocukların ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Hocam yani hiç aklıma gelmez benim çekmecenin içine girmek ya da ne bileyim vestiyerin içine girmek. Ekipteki arkadaşların şu an pür dikkat pastaya baktığını evet. Şu an 5 kişilik bir ekibimiz var ve hepsi pastaya bakıyorlar. Dolma yapılırken hiç öyle değillerdi yani. Hepsi sırtını dönmüştü neredeyse ama şimdi pastayı görünce ayaklandılar. Ekipte yeni arkadaşlar var bu arada. Evet hocam, birinci sınıflardan. Biz programı onlara devredeceğiz. Onlar da o yüzden... Şu anda tecrübe ediniyorlar. Evet, tecrübe ediyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Efrail de bize çok yardım ediyor sağ olsun. Ona teşekkür ediyoruz. Efrail bambaşka bir heyecan getirdi ya. Atraksiyon koydu hocam işin içine. Yani bak çok kısa zamanda uyuz sağladı. Hemen geldi sizin ekipte yer aldı. Öyle kolay evet, değil hocam. Mi? Dışarıdan şimdi gelip şimdi kalan pastanın kenarına böyle şeyleri delinmediğimiz çilekleri. Evet hocam, dolmalarımızı dinlenmesi için gönderdik arka tarafa. Piştiler onlar güzelce ne. Evet. Pastamızı süsledik, dolaba attık sağ olsun. Evet. Şimdi yine siz küçük küçük doğrama işindesiniz. Küçük küçük doğrama benim işim zaten, hallederiz. Hocam şeyde de öyle demiştiniz, soğanlarda. Soğanlarda küçük doğradım zaten. Büyük müydü? Sana öyle geldi. Hocam çok sanki büyük değildi ama azıcık büyük müydü? Ha, aradan bir iki tane kaçmış olabilir ya, onlar olur. Gözden kaçıyor öyle şeyler. Yani hocam sanki daha çok böyle 3 tane 4 tane soğanın bir tanesi sanki öyleydi. 3-4 tane mi? Ne yaptın ya? Hocam ya itiraf edin şimdi hocam yani. Beni de zor durumda bırakmayın, siz de zor durumda kalmayın. Arada kaçabiliyor. Ona iyi yapmak lazım işte. Demek ki gözlemi iyi yapamadık. Ben de sarımsaklarımızı... Sarımsak isteğe bağlı hocam ucacıkta. Ne kadar çok severseniz o kadar. Tansiyonu düşürmeyecek kadar. Bu arada şeyi de söyleyelim. Salatalık ve domatesin kalorisi yok. Yok muymuş? Yok hocam. O zaman yemeye gerek yok diyeceğim ya. Yok hocam, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Tabii yok, sonu kötü olur. Şey sorunum var. Kalori sorunum var şu anda. Hani almam lazım, kilo almam lazım ya, o yüzden diyorum. Ne kadar çok kalorili olursa o kadar iyi. Hocam kalorili olması iyi değil. O zaman karaciğerde yağlanma yapıyor. Sizin sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Sadece porsiyonlarınızı daha büyütmeniz gerekiyor. Yoksa aşırı yağlı yemeniz sizin için faydalı değil, zararlı. Karaciğer yağlanması yapar. Şimdi mide küçük olduğu için dediğim gibi bir çorba ekmek bile bazen beni şey yapıyor, şişirebiliyor. İkinci yemeği yiyemiyorum. Yani 3 çeşit yemek olmuyor zaten bizim evde. Olursa kalıyor yani, yiyemiyorum üçüncüsünü. Şu an salatalarımız tamam. Hocam salatalıklarımızı şunun içine. Tamam, tekrar Halil'e doğru. Hocam bu sefer ben bakmıyorum. Belki ne için? İçinde büyük çıkar. Sonra suç benim oluyor. Ya sen onu görmemezliğe gideceksin işte. Bu işin profesyonelliği orada. Çaktırmayacaksın, muhabbetini açmayacaksın. Ama benim amacım konu biraz sıkıştırmak. Evet, şimdi salatalarımızı yoğurdumuzun evet. içine döktük. Şimdi güzelce ne? Tuzumuzu atmış mıydık? Attım hocam. Sarımsağımızı koydum. Tuzumuzu attım. Güzel. Ben doğrarken sen işlemleri hallettin. İsteyen bunun içine, üstüne sos da dökebilir. Hı-hı. Böyle yağla. Ben çok fazla şey küçük doğramadım. Biraz daha kıtır kıtır olsun diye, ağzımıza böyle gelsin diye öyle tabii yaptım. Tabii hocam. Ben öyle seviyorum yani. Büyük büyük. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani kocaman kocaman. Şunun arasından bile geçmiyor çok rahat. Görüyorsun Halil değil mi? Hocam Halil'i de yanınıza almaya çalışıyorsunuz. Neyse. Bundan sonraki gelecek olan konuklara ben söyleyeyim de. Şöyle hocam, ben hemen yemek servislerimizle geri geleceğim.
Şimdi bütün işlemleri yaptık, yemeğimizi evet, pişirdik, hocam, tatlımızı şimdi artık yaptık. Servise geldik. Hocam evet, bitti yemeklerimiz. Siz şimdi güzelce tadın. Eline sağlık. Sonra çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakalım, tadalım. Bence sen hangisinden başlasın? Cacıktan başlayın isterseniz. Bence bir yemekten başlayalım. Evde olsaydı. Tam biber kısmından değil de şöyle. Hemen bir tadalım. Biraz sıcak hocam, dikkat edelim. Gayet güzel, eline sağlık. Arkadaşlar sizin adınıza tatlı. Çok güzel gözüküyordu. Tadı da büyük o kadar güzel yani. Hocam cacığı isterseniz tatlı. Hemen cacığı bir kıralım. Cacık ama. Biraz salatalar büyük oldu ama. Biraz değil ama. Oraya şerbet biraz büyük olmuş. Bu da gayet güzelmiş öyle. Hocam size pasta da çilekli, yalancı tiramisu. Ve işte asıl mevzu burada. Tekrar bir keselim. Çilekli olan kısmından. Güzelmişim hocam. Bundan yapacağınız annemi bir daha çağırın, tamam mı? Programa gelmek istiyorum yani. En güzeli de bu olmuş ya. Hepsi güzelse en güzeli bu. Afiyet olsun hocam. Tekrar eline sağlık. Çok afiyet güzel olmuş hepsi. Hepsi birbirinden güzel. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Bir sergi mutlayın.